say. Sol, 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 sağ, sol. Askere sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme, keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle şimdi beraber. Hadi akşamdan ışık. Yaylalar yaylalar. Kalk kalk hadi şimdi yataktan. Bak bak hadi hep bir ağızdan. Yüküm şimşir taşırsın. Dilo dilo yaylalar. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti. Budur varlığın yegane temeli. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Nöbet kutsaldır, rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik ayakta. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Sol, 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 sağ. Oğlum kol dirsek arayı zaya gir. Uzat kolları. Uzat. 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 Ha? Dirsek. Dirsekleri ver. Ha? Tamam indirin kollarını aslarım. İndirin. Bu. Bunu koruyorsunuz. La indirsene kolunu. Komutan indir de diyor. İndirsene. Bak ben etsin elini. Anam! Ne ördüm ben? Ben ne ördüm? Allah benim belamı versin. Ben bu kadar güçlü olduğumu bilseydim ben bu şirketle vurmuydum. Çünkü kolumu kopardım lan. Ne yaptın lan Şirek? Lalım ne oluyor orada? Ne karı gibi çak 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 gülüyorsunuz ha? Hey! Komik bir şey varsa söyle bize gülelim oğlum. Allah benim belamı versin. Ben bu kadar güçlü olduğumu bilsem vurur muydum? Dönün! Lan! Uzun! Gel! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir uzman erbaş, 86 erbaş ve erli emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinleyin. Arkadaşlar, malum kritik günler geçiriyoruz. Dünyada kar koşullarında kara harekatını gerçekleştirebilen ordu yok gibidir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirmiş olduğu operasyon tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştır. Bu durumu çekemeyenler olacaktır. İşte bu yüzden tüm birliklerde sabotaj ve sızmalara karşı alarm verilmiştir. Dikkatli olun. Yürü be, aslan yürek bunda var. Tamam. Vallahi helal be birader, ne kadar cesursun. Hem sen sabotajdan falan korkmuyor musun? Ne korkması uşağım, bayram ederim, bayram. Zaten bizim oraya sabotaj bayramı olurdu ama peramlık kimezdik biz. Sakın o kabotaj bayramı olmasın canım kardeşim. Ha sabotaj, ha kabotaj. Hıt.
Bir yer için birbirimizi mi kıralım? Közünü mü şireyim sen? Ne yapayım anlamadım ya. Ya sen ne şiddet içerikli bir lafsın ya. Bak sonunda bunu da yaptın. Sonunda oldu. Anlatacağım anlamayacaksın ama yine anlatıyorum. Sabotaj demek bombalama demek böyle. Yangın demek atraksiyonel olaylar. Sızma bizim alayın içine sızma. Sızma zeytinyağı değil. Uy. Uşaklar. Levent Usta hemen sızmalara karşı dikkatli olun değil mi Adem'i? Anladım Cemal abi. Sen o işi bana bırak. Lan Zumba! Zumbasını pardon, evlen komutanı. Ne diyorsunuz? Yedin mi siz de? Lan sizde var ya cilde sürülecek akıl yok ha. Silahla koğuşa mı gelinir oğlum? Öh be. Tankla yatsaydınız bari. Yuh. Ne ördünüz la? Silahları silahlığa koymayı mı unuttunuz? Bırakın oğlum şu tüfekleri. Akrep uzman çavuş görürse vallahi mahveder sizi. Görürse görsün la. Ondan mı korkasam? Hem görmezse de biz gösteririz zaten ha. Vay 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 Maldonado'lar. Her şeyi yaptınız be ha. Güzel. Bunlar iyiden iyiye komple balatayı sıyırdılar be kardeşim. Beya! Beya! Akrep bundan geliyor. Oğlum saklayın sen sus ya. Ne saklayacağım ya? Allah Allah salak mıyım ben? Kendi emri zaten. Dikkat! Çabuk Beya çabuk! Cemal, İdris. Emret komutanım. Siz var ya siz. Siz var ya siz. Siz askerin kralısınız oğlum. Aferin lan, aferin. Sağ olun, sağ olun komutanım. Komutanım. Siz silahlarınız nerede lan? Angutlar. Silahlıkta komutanım. Lan alaya bir sızma olsa hemşerim bir dakika bekle deyip koşup imza atıp silahınızı alıp geri mi geleceksiniz lan? Emir verdim oğlum, duymadınız mı lan? He? Şimdi duyduk ama komutanım ne yalan söyleyelim pek inanmadık ya. Şu adamlara siz inanır mısınız? Kes! Kes! Siz benim verdiğim emre inanmıyorsunuz mu oğlum ha? Ha? Siz benim verdiğim emre inanmıyorsunuz mu lan? Ha? Şu pırpırları görüyor musun? Bu pırpırlar çarkı felek yarışmasında üst puanda kazanmadım ben oğlum. Bundan sonra doğudaki Mehmetçik gibi herkes silahla yatıp silahla kalkacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Cemal İdris siz burada kalıyorsunuz. Geri kalan herkes silahları. Emredersiniz komutanım. Çabuk! Hey! Lan çabuk! Ulan niye bağırıyorsun? Cemal İdris aferin olun size. Sağ olun komutanım. Buradasın. Nöbet yazana Nobel mi veriyorlar lan? Sen ne kadar şuursuz, ne kadar hoşşaf bir adamsın ya. Ya daha şimdi geldim ya. Daha şimdi geldim nöbetten ya. Ya bilseydim nöbet kulübesinde kalırdım abi. Gelmezdim buralara kadar. Yormazdım kendimi ya. Yeri mi yadırgarım ben ya? Durum ciddi beyler. Sabotaj ve saldırı ihbarları geliyor. Nöbet geldileri ve nöbetçiler de artırıldı. Ama isterseniz nöbetlerinizi başkasına yazayım. Güzel. Güzel mi? Güzel mi? Lan alayımız ve vatanımız tehdit altındayken nöbetten kaçacak adamlar mıyız biz? Yaz. Biz yatacak zamanı da çarpışacak zamanı da iyi biliriz kardeşim. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Yaz nöbeti. Arkadaşlar durumun ciddiyetinin farkındasınız değil mi? Evet komutanım. O zaman ben bir revire gideyim, bir Alev hemşireyi denetleyeyim geleyim ben. Kerim, revir devre geçti. Gidin askere bakın. Bakalım durumun ciddiyetinin farkındalar mı? Emredersiniz komutanım. Emir reviri keser diyorsunuz. Önce bir... İstedi gibi burnum var. İstedi benim burnum. Uy nenem. Bak gızır derenler alaya sızma yapmış. Cumba. Beyler herkes kamuflaj boyalarını alsın eline yüzüne sürsün. Hayret lan. Senin büftek yanaklarından bize boya kaldı mı? Lan senin suratına sürülen boyalarla bütün alayı badana boya yaparlar lan.
Allah Allah. Çok mu komik? Sen kendine bak. Senin suratına boya değil, ahşap kaplama yapmak lazım. Odun kafa. Ne oldu lan, bozuldun mu? Hadi hadi hadi, çabuk ol lan. Ama kocaman bir surat ver kardeşim ya. Niye bozuluyorsun ki? Görüyor musun? Hala işin dalgasında manyak herifler. Cıvık 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 bir insan bunlar komutanım. Bunlar da adam falan olmaz, ben size söyleyeyim. Ben onları adam etmesini bilirim. Ben onlara bir sızayım da bir görsünler. Sızayım mı? Şşş! Ha bak Uşak'ım. Parolayı sakın unutmayasın ha. Neydi ula parola? Barola bisuk. Ne pisliği ula? Bisuk da kara bisuk. La saçma saçma konuşma, ne kara bisuk? Kara kedi yazıyorsun. Cemal abi, ha kara kedi ha kara bisuk. Ya ne var gider? Memlekette kediye bisuk demezler mi Cemal abi? He? Ya gittin iki gün İstanbul'larda kaldın da oldun paşımıza sosyete da Cemal abi ya. Dost bağı kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş. Dur, kim var orada? Parolayı söyle. Anam, nasıl gördün la beni? Ha, Zumba'ymış. Ya Zumba, seni saklamaya iki dal yeter mi uşağım ya? Koca Çınar Ağacı kocalarsa gene gözükürsün sen ya. Ne iki dal yola? Ne Çınar Ağacı ya? Ha onu kamufle etmek için Belgrad Ormanı'nın bütün ağaçlarını getirmek lazımdır. Siz kimle dalga geçiyorsunuz da? Dengesizler. He? Vur emri var, vallahi vururum. Ağzını burnuna vururum. Parolayı söyle. Kara kedi. Sen de söyle. Miyav miyav. Bilgisayarı mı çekiyoruz la burada? Ne canlandırma yapıyorsun? Parolayı söylesene düzgün. Bisuk. Kara bisuk. Yanlış. Vurayım mı? Kedi. Kara kedi. Ne oldu la toprağım? Silah mermiyi görünce birden İstanbullu oldun. Sosyete pisui seni. Dalga geçme ben lan Cemal abi. Niye yapayasın Cumba ya? Yordun beni ya, yordun beni. Yeter, niye buralara geliyoruz ya? Yok işte bir şey. Rehavet çöküyor zaten üstüme. Sen hep böylesin zaten. Ya uykulu ya rehavet anasını satayım. Ben de sıkıldım ya. Dur! Kimdir o? Parola! Kara kedi! İşaret! Tavşan! Oh! Neyse yabancı. Buyurun siz söyleyin. Hayır siz! Oh neyse yabancı değilmiş diyecektim. Oh! Çok şükür birader. Tehlike yok. Gel, gel. Lan o şaflar. Niye panik ediyorsunuz adama? Fırından acar asker. Of, çok sıkıldık be. Bir ses duydum birader. Ne yapacağız? Burada pusuya düşürüyoruz, tamam mı? Hadi, hadi. Lan uşaklar! Uşaklar! Şşş, uşaklar, şşş, uşaklar nereyesiniz ya? Şşş. Dur! Dur! Kimdir o? Kim kimdi ya? Benim de afim ya. Oh! Tüh! Sen miydin Maldonado? He, bendim. Bari Silton olsa daha hoşuna giderdi değil mi? Ya uşaklar, biri para düşürmüş. Ne güzel hattı sizi arayın bulamıyorum ya. Kimin abi para? Belanı vermesin senin iyi mi? Ulan teyakkuz halinde böyle manyak manyak eli kolu sallaya sallaya gezilir mi lan? Ya az daha kim burduya gidiyordun hoşçam? Kim? Bana mı dedin dembel? Kim burduya gidecek be? Lan ben de kim burduya gidecek göz var mı gene? Bak bakayım bana. Lan hepinizi tanıyorum zaten. Var lan dembel. Abi de bu lan. Sizi gidip kendini bilmezler sizi. He? Karikatür bu herif abi. Dışarı dur. Yürü. Yan bunu bilmezler sizi. Deyim yok, asker seni. Yürü. Allah. Şuradan, şuradan. Arkadaşlar, hiçbir olay olmasa da
Görevinizi ciddiyetle yapıp disiplini bozmadınız. Ancak teyakkuz hali geçmiş değildir. İşte bu yüzden görevinizi layığıyla yapmaya devam edip yüzümü kara çıkarmayacağınıza inancım tamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ ol. Kerim, emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Geldim ben. Geliyorsun değil mi? Bize bir teşekkür bile yok. E tabii. Nöbet tutmadık. Kamuflaj yapmadık. İnsan yine de bozuluyor komutanım. Beyler, Levent Üsteğmen bize teşekkür etti ya. Harbi şeref madalyası taksalar bu kadar sevinmezdim ha. Madalya da bir şey mi Barlak? Bana 10 porsiyon profiterol verseler bu kadar sevinmezdim. Ya arkadaşlar, bana kalırsa Levent Üsteğmen'e biraz ayıp ettik. Ne ettik acaba? Hoşşaf. Arkadaşım, Levent Üsteğmen demedi mi bize? Teşekkür ederim size diye. Biz de ona bir şey değil komutanım, rica ederiz. Ne demek falan deseydik daha iyi olmaz mıydı? O niye dedin ulan? Hadi koş bir şey diyelim, dur komutanım diyelim, öcel olalım. Diyelim o zaman da Cemal abi. Dıt! Nereye gidiyorsun lan, lazım mısın? Cemal beyler! Adam gibi durun! Tüh! Manyak kere manyaklar. Bir teşekkür aldılar ya, hemen disiplini bozuyorlar komutanım ya! Ben biliyorum bunlara ne yapacağımı. Ne yapacaksınız komutanım? Komutanım, bunun iyi fikri olduğundan emin misin sen? Ha? Sen benim fikrimi beğenmiyor musun? Ne alakası var komutanım ya? Sivilde ben atom mühendisiydim. Komutanım, biz de atom karınca değildik yani. Biz de sivilde kendi cürmümüzce bir şeydik. Sus, sus! Pişt! Rütbeni, rütbeni bil, rütbeni! Ne diyorsak o. Bunlara bu işin doğru dürüst yapılacağını anlatmak için pusuya düşüreceğiz. Pusuya düşüreceğiz. Pusuya. Lan bu ne be kardeşim ya? Bekle bekle bekle, hiçbir şey yok. Ağaç olduk lan, kök salacağız buraya ya. Lan Maldonado. Feda mı işte? En azından bir işe yararsın. Hem sen olsan olsan böyle armut ağacı olursun. Armut yeriz, ne güzel. Sen uyusana kardeşim ben. Tamam. Ya tertip, şikayet ettiğimden değil. Sıkıldım kardeşim ya. Şöyle bir hareket olsa, bir action olsa. Ne oluyor lan? Dur! Kim var orada? Kim var? Kaldır ellerini lan terbiyesiz! Kim var, kim var? Kim geldi? Kim geldi? Ha? Bir şey görüyor musun? Yok lan, bir şey yokmuş. Yanlış görmüşüm. Ya niye panik yapıyorsun beni ya? Ne bileyim ya. Ya komutanım, vallahi yakalanıyorduk, billahi yakalanıyorduk. Gelin vazgeçelim bu işten ya. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Teker teker alacağız hepsini. Oha, oha komutanım ya. İkimiz koca alayı esir mi alacağız ya? Bırakın Allah'ını severseniz bu işi ya. Vallahi ben yaparım. Rambo da yapar. Seni bilmiyorum. Bu seferlik beni dinleyin, bu işten vazgeçelim, başımıza iş alacağız. Şuna mı yaptık bunca kamuflajı? Al şunu, al subayı. Biraz daha sür yüzüne. Burnuna bol sür. Biraz daha sürelim, böyle iyice Arap şeyine dönelim. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Ayıp, ayıp. Bak, bodysinden ayrılmış. Keklik gibi ortada. Ne yapıyoruz komutanım? Ne yapıyoruz? Çantada keklik işte. Sen çantayı hazırla. Sonra öbürlerini esir alırız. Yavaş alın yalnız komutanım. Şunlara bak! Ortalığa in!
kıpırdayan yakarım. Dikkat! Rahat. Yat Nurman, yat. Geçmiş olsun Kerim. Hayrola? Hiç. Bu haylazlara bir ders verelim dedik komutanım. Verebildiniz mi bari? Tabii canım. Yalnız biraz fazla hırpaladık galiba. Belli, belli. Komutanım, durumun ciddiyetini anlatabilmek için askerlere... pusu kuralım dedi Kerim aslında. Şu halimize bakın komutanım ya. Belli ki evdeki hesap çarşıya uymamış. Vallahi komutanım artık uysa da uymasa da. Kerim, onlar biraz haylaz da olsalar, ara sıra şamata da yapsalar... nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilirler. Unutma ki onlar Türk askeri. Ve Türk askeri görev anında kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Sağ ol! Lan Jumbo, baksana lan. La oğlum, sen çıkmadın mı la çarşıya? Tamam, şimdi çıkıyorum abi. La çavuş saracak bizim ayıları. Vallahi havayı alacağız yine. Yok be, şimdi zaten daha izin saati ne var? Ben reviriyle çalacağım diye önden çıkıyorum. Bu ayılar gelmeden bana düşen kısmı 50 kere hallederim. Gerisi sana kalmış artık ha. Merak etme. Sen kızlara selam söyle. Bana bak, bana düşen payı ayır, tamam mı? Abi sen merak etme, ayıracağım da bu ayıları sakın sokma pastaneye ha. Ayıpsın. Çok fena rol kesici. Hadi hadi, ben kaçtım. Hadi, hadi barışız. Çabuk çabuk çabuk. Lan Civan! Hadi bakayım. Ne oldu hayırdır ya? Lan okumuyor musun yazıyı? Uşaklar, ben baştan biraz okudum ama sonra sikildim. Neden derseniz ben daha çok aşk ve macera yazılarını okumaya bayılıyorum. Lan oğlum okusana. Er ve er baş giremez yazıyor. He ulan, okur yazar olmak ne kadar büyük bir şey. Görüyorsun değil mi? Eğer az kalsın biz Jumbo olmasa salak gibi içeri gezer. Abi Cemal abi gerçekten çok salak adammış ya. He. Sağım, sen çok akıllısın. Dengesiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Sarı, Doktor Sarı. Siz miydiniz? Neden saklanıyorsunuz? Tanınmamak için, ilgiden bunaldım. Abicim, futbol oynadığın zaman kızlar bitiyor ya. Ben oynamam baba. Ya sen benim dur. Halim yok. Hep ya ben yalnız da yokuş yalnız. Yokuştan yürüyoruz. Ya sen bu. Hastaneye boşuna gitmeyin. Askerleri yine saklamışlar. Yalan at bana. Hem ya. Yalancısın hem büfteksin be. Hah. Kardeşim gene er ve er baş giremez yazmışlar ya. Abi ben bu durumu içime sindiremiyorum. Levent Üsteğmen'i arayıp söyleyeceğim abi. Oldu. Söyle de Levent Üsteğmen bu sefer de bize tuvaletleri temizletsin. Geçen hafta hatırlamıyorsun galiba, masalara boyatmıştı. Baba, ben hiç masa olayına falan giremem abi. Yok, ben yoruldum zaten şimdiden. Ben yoruldum zaten. Beraber ağlamayacağım abi. Siz hazır 4 kişisiniz. Gidelim bir kahveye. Verelim gözüne okeyini abi. Ben de bir güzel yancı olurum. Sizi seyredelim. Fındık. He? Okey 4. olabilir misin lan? Ben öyle bir meziyetim var mı? İstasyon olmasın bak ha. Ya olurum da kardeşim, hala sap sap. Ne gidip kahveye okeyiniz okuyor? Gidelim kantine. Hem ucuz ucuz, sıcak sıcak oturalım aşağıya. Hem alaya geç kalma gibi bir derdimiz olmaz. Hadi en iyisi kantine gidelim. Bence de öyle. Vallahi doğru söylüyor. Hadi kantine gidelim. Hadi gidelim. Hadi hocam. Gidelim. Ben bir şey unuttum. Siz gidin, ben hemen geliyorum alaya, tamam mı? Ne oldu lan, ne unuttun? Ben 4. büyüktüm bir arkadaş sipariş vermişti, onu alıp hemen geliyorum. Tamam patron. Çabuk ol, geç kalma. Hadi. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben geliyorum hemen. Nereye? Ayrıca sallansam ne olacak, sallanmasam ne olacak? Hastaneye baksana, bomboş. Hakikaten ya, bugün niye bu kadar boş ki burası? Gelirler herhalde. Daha yeni başladı çarşı izinleri.
Yok yok. Bu işte kesin bir iş var. Ne yaptın? Ayarladın mı? Sen masaya geç, gerisini bana bırak. Anam! Anam! Az kalsın düşüyordum. Kahveleriniz hazır. Diğeri arkadaşınız ama. İkimize, ikimize. Ben şunlara bir bakayım. Şöyle otursana. Karşılıklı bir kahve içelim. Olur mu canım öyle şey? Ben oturursam buradaki işleri kim yapacak? Ne işi? Bomboş pastane. Hem benim de canım sıkılıyordu. Siz de biraz dinlenmiş olursunuz. Ben yani bilmem ki. Çikolata sen ne dersin? Otursam olur mu? Yani normalde olmaz ama anormal bir durum var ortada. Ha çikolata hanım, siz de arkadaşımın yerine geçsenize masasına. Ha? Benim için fark etmez ama babam ne der? Aman amma da Alaturka'sınız ha. Ne yapıyoruz? Müşteri memnuniyeti de önemli tabii. İki dakika oturalım o zaman. Heh. Ama iki dakika. Abi. Hayal edin ya. Şimdi pastanedeyiz. Düşünsenize. Bu kazmanın yerine kızlar bize servis yapıyor. Ya hakikaten bizim kızlardan en iyi servisi kim yapıyor abi? Bence Karamel. Ay! Tembel, parlak, dilinize sahip olun acık. İki dakika akıllı olun. Ya bu adam niye böyle her lafa böyle posta koyuyor abi? Boş ver. Niye böyle şekiller racon? Ha, sakin ol kardeşim. Sen böyle posta treni misin, kara tren misin lan? Uşaklar sizin muhabbetinize doyum olmaz. Benim nöbetim var, ciddiyim. Dikkat! Ne oluyor lan Allah'ın adamları? Sesiniz de dışarı kadar geliyor lan. Ne oldu oğlum? Arpanız fazla mı geldi lan kişliyorsunuz? Ha? Şu moylasanı nerede? Takım bozmuşsunuz. Bir gün yine 8 saatlik bir ameliyatı bitirdim. Baktım o arada telefon çalıyor zır zır. Ara tara telefon yok. Bu arada da hastanın karnı zil çalıyor. Niye? Hastanın karnı mı acıkmış? Yok abi ne alakası var? Meğersem ben tut telefonu hastanın karnının içinde unut. Bir de telefonu çıkartmak için 8 saatlik bir ameliyat daha yaptım. Anam! Annem hemşire geldi ne öreceğiz? Ama böyle toplum içinde kulaktan kulağa olur mu hiç? Arkadaşım kulaktan kulağa oynayalım mı diyor da. Bu pastayı dediniz değil mi? Paketliyorum. Evet, bizim alayda pastalarınızı çok övdüler de ben de bir deneyim dedim. Sizin alay mı? Kadın subay mısınız yoksa? Ben mi? Yok, hemşireyim ben. Hemşire mi? Aa, doktorunuz da buradaydı, görmediniz mi? Doktor bey, doktor bey. Bakın hemşire hanım burada. Ha, o mu doktor? O doktor değil ki. Değil miymiş? Her şey bitti. Buraya kadarmış. Eyvallah. Doktorun kralı o. Hemşire hanım, ne bu laberlik böyle pastane köşelerinde, ha? Ay özür dilerim doktor bey. Sivildeyiz diye biraz rahat davrandım sanırım. Hmm, bir tane kan kaybından ölen hasta vardı ya. Ne oldu, yaptın mı pan uzmanını bakayım? Hı? Ha, evet evet. Ancak hastanın anafilatik reaksiyonları oluştu. Olur olur. Olamaz denmez tabii. Tıptır bu her şey olur. Olsun, iyi iyi. İyi yapmışsın, aferin. Unutmamışsın söylediklerimi, aferin. Ne yapmamı emredersiniz? Nitrik al, strik de al, karıştır, tamponu yap, ben geliyorum arkadan. Emredersiniz doktor bey. Tamam, tamam. Geçin çocuklar, geçin evladım, geçin, geçin. Geçin. Kızlar. Bu yazıyı kim astı buraya? Ne yazısı baba? Ha? Aa, amcacığım, biz geldiğimizde yoktu o. Bizden sonra astılar kesin.
Her taraf erkek. İyi, bizi sinek bile yok. Dembel amma laf ettin ha. Ya kış, hava soğuk, tişine ne işi var ya bu havada? Erkek sinek bile olmaz ya. Allah yüzümüze güldü beyler. Nefret ediyorum herkesten. Alo hanım, merhaba, çok şıksınız. Merhaba. Hayret, siz niye çarşıda değilsiniz? Şöyle oldu hemşire hanım. Şimdi çarşıdaki pastaneye er ve erbaş kiremez cezaydı. Biz de kızları göremezsek niye dalım çarşıya dedim. Siz varken Alev Hanım, kim bakar pastanedeki çiroz kızlara değil mi? Sarı ile Cumbo. Kim? Sarı ile Cumbo pastanede kızların içine düşeceklerdi neredeyse. Yanlışlık olmasın hemşire hanım. Cumba yandık gözleriyle oku dedi erba erbaş kiremez yasını. Ha, o kağıdı ben çıkarken söküyorlardı. Neyse, hadi size iyi günler. Hoşçakalın. İstikamet pastane. Koşun! Ya ben hiçbir şey anlamadım uçaklar. Hava pastaneli camına. O yazıyı kim yazdı diye. Anlama, sen anlama. Koş oğlum, koş. Kızları kaçırmayalım. Hala soruyor musun lan sen ya? Nereye koşuyorum? Hey! Hey, hey! Nereye oğlum benim artık edilebilir lan? Çarşıya gidiyorduk komutanım. Sabah çıkmadınız mı oğlum siz? Hava komutanım, erken döndük. Bir bonus çıkış olamaz mı yani? Dönmeseydiniz oğlum, bana mı sordunuz ya? Gir çık, gir çık, gir çık. Ne sandınız lan buraya? Ama komutanım, daha saatimiz de olmadı ki. Deftere girişiniz işlenmiş. Çıkıp da benim başımı da bela sokmayın. Kendi başınızı da bela sokmayın. Kaybolun. Kaybolun! Neredesiniz komutanım? Neredesiniz komutanım? Arkadaş ne biçim bağırıyor bu adam ya? Siyasi berbat. Ya karını beni görmezsem ölürüm abi. Çıldırırım abi, yakarım kendimi. Yılırın diye ya, biz de helvanı yeruk. Ne yapalım? Güzel. Oğlum bana boşuna süper zeka. Fikri parlak dememişler. La. Kime havaya bayasın abi, kime havaya bay ya? La buraya ben dururken sağ kim desin dahi süper zeka fikri diye. Hiç zoruna gitmesin yani toprağa. Bana bak. Fikrimi rahatla dinleyin. Kızlar bize gelemiyor ya kardeşim. Pardon, biz kızlara gidemiyoruz ya kardeşim. Kızlar bize gelecek. Kızları o çakalların elinden kurtaracağız. Nenem la ilahe illallah. Lan dualarım kabul oldu o zaman sonunda demek. Demek kızlar da askeri alıyorlar. Abartma. Sadece sipariş vereceğiz. Anladım kardeşim. Anladım. Ne siparişi verecek? Alo, merhabalar. Ben Albay Korkut. Bir pasta siparişi verecektim. Vişneli olsun lütfen. Vişneye bayılırım. Hatta aşığım. Evet, adres şöyle. Nizamiye'ye gönderin. Ben asker gönderip oradan aldırırım. Biraz acele edin, hadi bakayım. Hadi, hayırlı işler, kolay gelsin. Uşaklar! Alo! Pasta siparişi veren var mı dur? Olmaz mı lazaroni, olmaz mı? Gönder gelsin, sal gelsin koçum. Gönder Cemal abi, gönder. Allah. Geliyor, geliyor nasılım abi? Ha? Yakışıklıyım değil mi? Çok yakışıklı. Sıçan. Hey hey! Brr. Ne oluyor lan, size ne oluyor? Vişne yengeni sayılır, akıllı olun ha. Dömerim vallahi bak ha. Allah Allah! Ya karamel geldiyse, çirkin mi görünelim aşkımıza? Ya çikolat geldiyse, he? Ne olacak o zaman, he? Ne çikolatı oğlum? Hıyar geliyor, resmen hıyar. Nenem, la ilahe illallah. Abi ne du ya? Aa, boz saçlarını boz. Bu pasta
Albaya gidecek gençler. Ücretini rica edeyim. Para olarak değil mi? Bastanın parası. Fındık. Müjde. Nur topu gibi bir pastamız oldu abi. Gördüm. Kör yeri pasta. Lan şempo. Lan parlak. Oğlum ne? Ay senin parlağına da fikrine de. Oğlum bir dakika, amcayı görmüyor musunuz? Koskoca adam yahu. Bir kere getirir, iki defa getirir. Bir daha getiremez, kızlarıyla gönderir canım. Siparişiniz. Çok zahmet oldu size de. Ama haber et, gidi geliyorsunuz, gidi geliyorsunuz. Git gel, git gel siz. Bu da benden. Öyle mi? Oh, yeni demek. Siparişlerinizi beklerim çocuklar. Promosyon, sağ olun. Selam, çok ilgisi. Ablacığım, yiyenlere pasta, ha? Gel, gel. Vatan aşkın pastaları bunlar, gel. Ya yesenize kardeşim, çayın yanında çok güzel gider ya, çikolatlı pasta ya. Arkadaşlar, katiyen para için değil. Vallahi billahi hayır için yapıyoruz ya, hayır için. Doğal Hayatı Koruma Derneği'nden geliyoruz biz. Bu pastaları almazsanız, aha şu karşıdaki şempanze hayata veda edecek. Lan niye? Döve döve öldürmeyecek miyiz oğlum? Boşaf! Döve döve öldürecek hani, yazık. Alın da pasta yiyin ya. Tebrik ederim laf cambazları. Kaba kuvvete gelince maşallah. Pazarlamaya gelince nanay. Lan özendirsenize milleti biraz. Ne biçim reklam yapıyorsunuz? Şu tiplere bak. Lan benim yiyeceğim varsa bile iştahım kaçar be. Ediyle büdün. Konuşmayın siz. Ses, sound check, kontrol ses. Abilerim, ablalarım. Şu elimde görmüş olduğunuz dünya harikası pastadan yiyenler. Sayısalda 6'yı. Sportoto'da 13+1'i. İddiada Banco 4 garanti. Ablacığım iki tane. Ya bunlar nasıl adam ya? Ya bunlar nasıl adam ya? Ziyaretçi parkını pastaneye çevirmişler. Neymiş, bir gün çarşıya çıkamamışlar. Vay anam vay, vay anam vay. Hey komutanım, ben de onu diyorum. Pastayı nerede buldular anlamış değilim. Pastayı nereden bulmuşlar değil mi? He? Mars'ın oğlum sen, mor! Allah Allah! Türkiye'ye tavuk yutturuyormuşuz, haberimiz yok ya. Bize emretmişsiniz komutanım. He, size emrettim. Bu bölükte bir aklı başında siz varsınız oğlum. Bugün nizamiye nöbetini tutacaksınız, tamam? Emredersiniz komutanım. İyi o zaman komutanım, ben de gideyim Neyzen'in yerini neyi salayım biraz. Kaybol. Kaybol lan gözümün önünden! Kaybol! Dön! Allah Allah! Geç siz de nöbet yerleriniz oğlum. Emredersiniz komutanım. Şimdi, kısa günün kârı. 3 tane pastayı sattık abi, okuttuk. 4 tane de burada. 7. Bir tane daha pasta olması lazım. Ha, son sipariş orada kaldı ya. Onu almadık. Olur mu abi? Korkut Albay'ın adını verdik ya. Herifin kulağına giderse uyar bizi. Ne Albay'ın kulağına giderse? Basta mı? Ya bakarsın bu sefer de kızlardan biri getir. Tamam, tamam kardeşim tamam. Ben giderim ya, tamam. Giderim ben. Vay be, Karadeniz'in gücü be. Kardeşim! Yalnız kardeşim bende para kalmadı. Para alayım. Para ver çocuğa. Verir misin? Ver parayı, ver. Kefen param. Ben orasına karışmam. Karışırık. Pasta isteyen var mı?
Valla pasta siparişi varmış da ben nereye teslim edeceğimi bilemedim. Şey... Siz miydiniz? Ben sizi tanıyamadım böyle askeri kıyafetler içinde. Normaldir. Ben de sizi görünce... Yani çok şaşırdım. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Aslında bir bakıma iyi oldu. Size bir özür borcum vardı. Borç mu? O ilk geldiğiniz gün sizi biraz kovar gibi oldum. Daha sonradan durumu açıklayacaktım size ama fırsatım olmadı. Asıl ben özür dilerim. Yani masayı huzurla işgal ettim. Garamel Hanım pastayı kedirdiniz sanırsam. Öyle keriyorum buradan. Ben size parasını vereyim. Parayı vereyim. Pastayı alayım. Alayım. Ben gideyim. Şişt, sen de gel hadi. Yarışırık Garamel Hanım. Var ya abi, askerim bir tek çayını özleyeceğim. Ben hiçbir şeyini özlemeyeceğim kardeşim. Beyler, pastaya masada yer açıp yedirdim pastayı. Ne oldu balerin? Gördün mü babayı? Anlamadım, ne babası? Babalara geldin mi diyor, yani kızların babalarını gördün mü? Yok. Ha, güzel olan bir kız vardı ya, Karamel. O getirdi pastayı. İşte bu. Şu boşuna dövdünüz beni. Sen ne yapıyorsun ya hoşum? Ya atma lan sen de duygularımızla oynama be. Pis lazım. Kardeşim ne atsam ya? Ekmek mi saracaksın diyorum sahaya. Gözlerim kör olsun diyorum sahaya. Lan amcini dur şu çarpışı ki bak kız getirdi ya. Karamel getirdi. Pasta hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. O zaman neden duruyoruz? Koşun! Ayakta kaldınız. Oturmak ister misiniz? Ben gideyim artık. Pastaneden merak ederler. Bir kere soracağım. Kız nerede? Kız nerede lan? Ne nerede ya? Buna bakın Mevlana. Ne yaptın aşkıma? Nereye kaçırdın kızı? Ya az önce çıktı. Bana bak Neci. Abuları kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Nereye koydun lan kızı? Nereye sakladın onu he? Kızı kaçırdık ama. Şu gelenlere bakın. Abu. Zumbalan sarıya neye dalın lan? Tamam, haklısınız. Ne yaparsanız yapın. Ben kızlarla konuştum ya, her cezaya razıyım. İsterseniz asın beni, çok da umurumda. Anam, şuna bak sen. Benim bir suçum yok, bana dokunmayın. Hepsi bunun başının altından çıktı. Hadi parlak. Ne cezası vereceksek verelim şunlara. İçtimaya geç kalacağız. Daha karar vermedim. Düşünüyorum. Beyler, değmesin yağlı boya. O ne lan? Ulan şu hamsa içi mi kandırıyorsun ya? Hiç mi yağlı boya görmedik? Ya abicim, sizin iyiliğiniz için söyledim. Cam elyafı bu. Lan, uydurma lan, uydurma. Hiç cam da görmedik. İdris abi, sizin anlayacağınız kaşıntı tozu gibi bir şey bu. Değdiği yeri uyuzite döndürür. Güzel. Bu
uyuzlara vereceğimiz cezayı buldum. Acaba ne dur ne dur? Anlatmakla olmaz. Yapınca görürsünüz. Lan ne gülüyorsun şeytan gibi? Lan! Azal! Battaniye çakalı. Ne oldu lan? Manyak herifler, kıpraşmasanıza. Zumbo, fosil asker diye müzeye kaldıracaklar. Hala esas duruşu bilmiyorsun. Kıpraşma. Komutanım, bırakın madem bu kadar kaçınıyorlar, gidip katır katır kaçayım şunları. Arkadaşlar, alayımızın yıllık denetlemesine sayılı günler kaldı. Kolordu komutanımızın her an denetlemeye gelebileceğini göz önünde bulundurarak gerekli hazırlıkları tamamlamanızı istiyorum. Kerim Asteğmeniniz sizi görev yerlerinize dağıtacak. Kerim, emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Lan! Hazır ol! Birinci takım, ziyaretçi parkının temizliği. Şşş, Şirek. İkinci takım. Sen bilirsin kardeşim, yıllarını askerliğe verdin. Ne olacak bu denetlemede? Üçüncü takım. Ne demek ne olacak? Sana öğretmediler mi acemi bilimde ne olacak? Bir sürü iş yapılacak, ağaçlar boyanacak falan filan işte. Dördüncü takım. Aa, kim yapacak o işi? Kolordu komutanı yapacak. Kolordu komutanı sen gündelikçi temizliğe gelen kadın mı zannettin? Dengesiz. Tabii ki sen yapacaksın. Bölük bölgesinin. Kolordu komutanı da gelip denetleyecek. Hiç sorun değil kardeşim. Benim adım Zihni Fikri Parlaksa bir fikir bulur, bu mevzudan yırtarım kardeşim. Hesabı yaz kardeşim, sağ ol. Doymadın sarışını, doymadın. Ha? Ne diyorsun sen? Hadi bulsana bir şey. 100 bin baloncuk oldun ya. Ismarlamadığım yemek, ismarlamadığım gazoz kalmadı be. Lan sen böyle vurursan nah bulacağım ben Fikir. Lan tam geliyor Fikir. Vuruyorsun, tepiyorsun, geri gidiyor. Dur bir sakin ol ya. 10 numara bir Fikir bulacağım ben sana. Hissediyorum. Geliyor. Öyle bir arazi olacağız ki. Karayollar üzerimizden otoban geçirecek. Otoban şerefsiz. Espri yaptı. Şimdi düşünmeyi bırak abi. Bul artık bir şey. Yoksa ağaç köklerini bananalayacağız. Ağaç köklerini. Afiyet olsun tertip. Sağ ol kardeşim. Sen niye yalnız geziyorsun? Ekürü nerede senin? Ha Burak mı? He. Hasta. Rapor aldı. Revirde yatıyor. Geçmiş olsun kardeşim. Selam söyle. Geçmiş olsun. Burak kim? Arana kapladı kardeşim. Kalk, kalk gidiyoruz kalk. Bunu nasıl içsin ya? Burak kim Burak? Ekür içsin, ne bileyim lan. Ya biz nereye gidiyoruz ya? Daha etkileyici, buğulu böyle salon salomancı bir ses tonuyla konuş. Kerim. Alev Hanım. Eğer bu hafta sonu bir işiniz yoksa benimle bir yemek yer miydiniz? Alev Hanım. Evet tamam. Bu ses tonuyla kesin kabul edecek. Ne haber Alev? Ah, merhaba sağ ol canım. Yine yapacaktım. Etme. Ben yaparım iğnesini. Peki, teşekkür ederim. Rıdvan, sen de evrakları Numan uzmana teslim eder misin? Hemen Alev hemşire. Hadi, kolay gelsin Narin hemşire. Sağ ol sarı.
Alev hemşire nerede? He, Alev hemşire mi? İçeride komutanım. Hastaya iğne yapıyor. Tamamdırmış. Söylüyorum. Şimdi Peneri, bu bizim artist hasta nerede? Ha, buraya. O içeride yatıyor ya. Daha bir haftası var, temiz. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Yani şey, geçmiş olsun asker kardeşimize. Şimdi bir hafta mı? Lan Sarı, Sarıcığım. Bu hastalığın belirtileri nedir? Ne iş? Niye soruyorsunuz? Hı? Allah Allah, Allah Allah. Biz merak edemez miyiz asker kardeşimizi? Vefa İstanbul'da bir semt adı mı yoksa? Lütfen. Vallahi kusuyor. Ateşi de var. Öksürüyor da. Hasta hasta, çok hasta. Güzel. Neyse canım. Bırakalım bunları. İyice çenem düştü. Sonunda size açılabileceğim. Yalnız ne olur konuşmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Sadece dinleyin. Bu cesareti toplamak için ne kadar zorlandım bilemezsiniz. Size anlatacak o kadar çok şey var ki. Mesela diyorum ki bu hafta sonu sizinle baş başa bir yemek yesek. Evet, 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 kabul ediyorum. Kerim Aslıemin'im, ne kadar uzun zamandır bana açılmanızı bekliyorum. Vah! Wow. Sesinize ne oldu sizin? Heyecandan titriyor değil mi? Kerim Aslıemin'im, bu anı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Ama nasıl olur? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Biz çok kötüyüz komutanım. Astroloji, gastroenteroloji, endorfoloji, nöroşiroloji, biyoloji. Uzatma tamam. Hepsinden hastayız. Doktora ihtiyacımız var. Revire gitmemiz lazım. Öksürmeyin lan. Lan kimi kandırıyorsunuz oğlum siz ha? Lan bir yandan sağlamsınız siz ya. Kimi kandırıyorsunuz oğlum? Bırakın bayrakları lan. Pardon komutanım. Yani o kadar hastayız ki komutanım. Yani tek derdimiz arkadaşlarımıza bulaştırmayalım yani komutanım. Oğlum öksürme, öksürme. Öksürmeden anlatın derdinizi la. Komutanım, çok hastayız biz komutanım. Sizin abi işler çeviriyorsunuz ama sorumluluk benden gitsin. Ben revir yazacağım. Kemal Üste hemen aklınızı başınıza getirirsin. Vallahi çok sağ olun komutanım. Önce sağlık biliyorsunuz. Lan! Nereden başlasam? Bu aşk hikayesini nasıl anlatsam? Yaşandı bir zaman dilimdi. Hayrola? Ne bu neşe? Aşk şarkıları falan? Ay sorma Aleyciğim. Kelim Aslıemin beni hafta sonu yemeğe davet etti. İnanmıyorum. Sen de mi inanmıyorsun? Ben de ilk duyduğumda inanmamıştım ama bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz ve film gibi biraz. Allah, zaman daralıyor. Nasıl yapsak? Nasıl ekeceğim ben bunu hemşireyi? Komutanım, bana kalırsa siz narin hemşireyi atlatmayı unutun. Senin için söylemesi kolay tabii. Narin hemşireyle yemek yiyecek olan benim. O anlamda söylemedim komutanım. Yani narin hemşireye verdiğiniz yemek sözünü ille de hafta sonu gerçekleştirmek zorunda mısınız? Yok.
Bilmem. Niye ki? Komutanım, bir an önce yemeği çıkartsanız da kurtulsanız bu dertten diyorum ben. Yahu Ahmet Başçavuş'um, Allah Allah! İçinde yemek olmayan bir formül bulamıyor muyuz? Bakın komutanım, şöyle izah edeyim. Eğer sözünüzde durmazsanız Alev hemşirenin gözünde de iyi olmaz sizin adınıza. Ha? Ne de olsa aynı yerde çalışıyorlar değil mi? Diyorsun. Öyle mi? Öyle tabii. Bakın komutanım, kadınlar bütün dertlerini, neşelerini, sevinçlerini, her şeylerini birbirlerine hemen anlatırlar. Anında. Diyorsun. Hmm. Öyle mi? Öyle tabii. Ha? Anlatırlar mı? Anlatırlar. Ha. Yalnız Ahmet Başçavuş'um sen de var. Evet, neyiniz var sizin? Neyimiz yok ki komutanım. Yani öksürüyoruz, kusuyoruz. Böğürüyoruz. Yanıyoruz komutanım, yanıyoruz böyle. Hatta komutanım, her şeyi bulanık görüyoruz biliyor musunuz? Ya. Her şeyi bulanık. Bak mesela kardeşim bu kaç? 5. Bak gördünüz mü komutanım? Bir de bana inanmadınız. Bilemedim mi? Bilemedin kardeşim de. Bilemedin. Nasıl bilesin ki? Peki, gidin muayene edelim. Açın sırtını bakayım. Açın. 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 Ne dermanım yok ki. Açın. Ah. Oh. Derin nefes al. Alamıyorum ki komutanım. Ben ciğerime bakıyorum. Hançer. Hançer gibi saplanıyor komutanım. Aç ağzını bakayım. Yüzünüz çöktü komutanım. Acı gerçeği bizden saklamayın. Yapmayın. Kaç günlük ömrümüz kaldı komutanım. Hemen ölecek miyiz? Vallahi kulak, burun, boğaz tertemiz. Ciğerler ise tıkır tıkır çalışıyor saat gibi. Benden bile daha sağlıklısınız. Nasıl olur ya? Biz çok hasta geldik biz buraya. Yanlışınız olmasın komutanım. Ne demek nasıl olur? Sana mı inanacağım? Bu steteskoptan çıkan sese mi? Komutanım, tabii ki arkadaşıma inanacaksınız ya. Küçücük alete mi inanacaksınız? Belki boşluğunuza geldi, duyamadınız. Verin bakayım şunu ben bugün. Asker! Benden daha inmeyeceksiniz doktorlu be. Aklınız sıra revire yatıp ense yapacaksınız değil mi? Yok vallahi komutanım. Biz buraya en saf duygularımızla bir de en hasta halimizle geldik. Hadi bakayım hadi. Doğru bölüğünüze. Bir şeyiniz yok sizin. Bir daha da gerçekten hasta olmadan buraya gelmeyin. Emredersiniz komutanım. Ama yanılıyorsunuz komutanım. Durma lan! Öyle mi ağladın lan ha? Yetenek fakiri. Bu nasıl performans lan? He? Hiç mi dizi izlemiyorsun lan yetenek fakiri? Ya izliyorum tabii. Bütün Türkiye dizi izliyor oğlum. Ya demek ki doktor da izliyormuş, yemedi işte. Ne yapacağız ya? Halay nöbetinde kaldık abi. Enşekler gibi çalıştıracaklar bizi. Şu performansı içeride gösterseydin kafadan bir izin almıştık be. Hadi ya. Sus. Ben yine sus. Yapabilirim. Sus. Konuşma. Konuşma. Düşünüyorum. Senin ben düşünmeni iyiyim be. Hindi gibi düşündüğünde ne oldu? Düşündüğünde ne oldu? Hiçbir şey. Güzel. İşte şimdi buldum. Vurduğun iyi oldu abicim. Ne? Madem doktor yalandan hastalığımızı yemedi, biz de harbiden hasta oluruz. Nasıl yani hoşyaf, nasıl? Üşüteceğiz abicim, üşüteceğiz. Sonunda oldu, kafayı üşüttün. Bu manyaklar da tanımadığına göre. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle.
hayatı yaşa. Nerede misin? Buyurun, siz kimsiniz? Benim, ben Kerim. Ah, Kerim Asteğmen'im. Sürprizlerin erkeği. Şey diyecektim Narin hemşire. Şu bizim yemek vardı ya. Hı? Onu iptal etsek. İptal mi? Madem iptal edecektiniz, niçin teklif ettiniz? Narin Hanım, Narin Hanım ağlamayın. Hiç kızlık hayallerimle oynadınız. Ağlamayın Narin Hanım, şimdi askerler tatbikat var sanacak. Eyvah, bütün alaya rezil edecek beni. Narin Hanım, iptal derken, yani cumartesiyi iptal edecek, mesela bugün yapabiliriz. Yalnız rica edeceğim, bu yemek işi aramızda kalsın. Tamam, peki o zaman. Kerim Asteğmen'im, ince ruhlu erkeğim. Yakalanırsanız beni tanımıyorsunuz ona göre. Ya kardeşim 40 defa söyledim sana ya. Tamam, yakalanırsak 3 maymun oynayacağız. Duymadık, görmedik, bilmiyoruz. Hadi kardeşim sen bak dalgana ya. Hadi. Oh. Sağ ol kardeş. Kardeşim. Önden sen buyur, prensesler gibi. Buyur, gel kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Ha. Baksana ya, burası çok soğuk ya. Dumanlı mumanlı çok soğuk oğlum burası. Harbi mi? Zaten soğuk olacak ki hasta olalım oğlum. Amaç da o zaten. Sonunda bunu da yaptın ha. Buraya soktun beni. Sen şimdi şunun garantisini veriyor musun? 2 saat burada kalacağız, donacağız, hasta olacağız. Bir daha hiçbir iş yapmayacağız. Garanti mi bu? Garanti tabii canım yani. Burada 2 saat kalırsak alayın denetlemesiyle hiç alakamız kalmayacak. Ulan ne soğukmuş lan burası. Bayağı. Hadi o zaman girelim. Hadi girelim, gel. Hadi gel. Asker! Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Komutanım, deli dana var dediler. Bize çok panik olduk. Arkadaşlarımız zehirli. Hey! Size mi kaldı oğlum bu tür işler? Biz size görev vermedik, emir vermedik burada ha? Alo, şu eşyaları kaybolun buradan ya. Aklıma bin türlü şey geliyor. Üstleriniz çıplak falan filan. Hemen! Emredersiniz komutan. Emredersiniz komutan. Allah Allah. Ne işler çeviriyorlar ya Rabbi ya Resulallah. Burası gayet uygun. Buyur. Ayol, burası dağ başı. Kerim Bey, bakın hemen söyleyeyim. Böyle tenhalarda, menhalarda. Yani niyetiniz kötüyse evlenmeden olmaz. Heh. Olur mu canım? Sadece piknik yapacağız. Ay, bu havada piknik mi olur? Neden olmasın? Piknik illa yazın yapılır diye genelkurmaydan emir mi? Hem zaten bizi burada kimse göremez. Yani yalnız kalabiliriz manasında. Tertip olmaz diyorum. Yemekte 2 günlük bozulmuştur artık. Ya belki ben de midemi bozmak istiyorum ya. Hasta mısın, arıza mısın, manyak mısın? Bırak şunu ya. Olmaz. Ya olmaz falan deme ya. Ya neyse, gel abi gel. Neyse kardeşim. Ben en azından sana yardım etmek istiyorum. Mutfakta o kadar yoruluyorsun. Şu çöpe biz bırakalım. Tamam ya. Ama bak bir yanlışlık yapmayın. Bu çöpten herkese dökülecek. Ulan ne yanlış olacak? Görüyoruz Allah çöpü Allah zaten ya. Koskoca çöp. Hadi sen git bak dalgana. Hadi tamam, canım. Hadi. Hadi kolay gelsin derdi. Kardeşim benim. Hadi. Eyvallah döküyoruz bak. Foş. Hadi bakalım. Hadi. Kardeşim hadi. Yan ol. Yuma. Bizi hasta etmez. Seni hiçbir şey etmez. Hadi bakalım. Ver bakayım. Oh. Nasıl? Lan bu yemek bozulmuş la.
Hadi ya. Ha, sen de ye. Sen de ye. De bana bakayım. Ha? Tuzu biraz az. Ha? Aa. Ama güzel, fena değil, gidiyor gidiyor. Oo, aa, aa. Saat de bayağı geç olmuş. Kalksak mı artık? Ayol, daha yeni geldik. Hem sohbet etmeyecek miyiz? Sohbeti de dönüşte etsek. Ben biraz üşüdüm de. Güneş var ama üşütüyor. Eşek donduran. Aa, asker adam üşür mü? Hem bu ortamın romantikliği, senin varlığın içimi ısıtıyor. Allah! Oğlum Kerim, Narin Hanım yeşillenmeye başladı. Oo, komutanım! Afiyet olsun, baş başa piknik ha. Helal olsun size vallahi, helal olsun ya. Yok canım, ne pikniği? Ben keşfe çıkmıştım. Narin Hanım'ı görünce bir iki yudum bir şey atayım dedim ağzıma. Vallahi billahi ya. Neyse, ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Konuşacak daha şeyleriniz vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne konuşması canım? Narin Hanım, tamam. Yedik doyduk, Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Bakın, el alemin diline düşüyoruz canım. Oo, komutanım. Vah. Afiyet olsun. Kesin be, kes! Kesin girmeyi! Kaçmayın kendinize! O Fikri ve Tansel denilen arazi mahlukatları nerede, he? Komutanım, en son revire yazıldılardı ama. Revir mi? Annem. Durumları çok kötü doktor bey. Revire yatıracak mıyız? Burada olmaz. Bunların midelerinin yıkanması lazım. En iyisi bunları hastaneye sevk edelim. Aferin lan, kaptınız hastane istirahatini. He? Şunlar, midem. Merak etmeyin. Midenize boruyu sokacaklar, yıkayacaklar. Gerisi zaten şurup kıvamında. Sorun yok yani. Öptüm. Ya buraya borusu lan. Su borusu. Boru sokacaklarmış. Ben o boruyu... Neyse, konuşturma beni. Zehirledin lan bizi. Sonunda zehirledin bizi. Adi adam, hoşam. Allah, 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 nankör lan. Nankör adam. İstirahatı kaptık işte, fena mı? Ebedi istirahat kağımız olacak burası. Ölünce kurtulacağım senden. Öleceğiz lan, hoşam. Öleceğiz. Kimse yok mu? Beyler, hoş geldiniz. Nasılsınız da, iyi misiniz? Süperiz. Geçmiş olsun. Asıl size geçmiş olsun oğlum. Eşek İSKİ'den gelene kadar çalıştırdılar değil mi sizi? Uy, ne çalışması ula, ne diyorsun? Tabii, alay denetlemesi var ya, hepiniz köle İzaura gibi çalıştınız değil mi? Ne diyor lan bu mallar? La oğlum, denetleme ertelendi. Ne? Ertelendi mi? Ha, şaka yapmayın beyler ya. Ya albay biraz üşütmüş. Üşütünce de bizim denetlemeyi ertelemiş. Bu arada çalışanlara çarşı izni verilecekmiş. Ya. Ama parlak. Canım. Biz o kadar midemizi yıkattık. Lavman falan yaptırdık. Şimdi boşu boşuna mıydı? Lan! Lan! Sol! 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 Sağ! Sol! 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 Sağ! Sol! Asker! Emre komutanım! Dikkat! Dayanın!
girdin askere, sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle, şimdi beraber. Hadi akşamdan dışarı. Ya ya la ya ya la. Kalk kalk, hadi şimdi yataktan. Bak bak, hadi hep bir ağızdan. Yüküm şimşerden.